Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Layu TV ekranlarında ilkleri benimle yaşıyorsunuz biliyorsunuz. Üniversitemiz bahar şenlikleri kapsamında kampüsümüze birçok ünlü geldi biliyorsunuz. Ve bugün bahar şenliklerimizin tap noktası, tap günü ne için? Hazırlığımdan da anlayacaksınız, marjinal olmak istedim. Şu anda neredeyim? Nilkara İbrahimgil'in çadırının tam önündeyim. Onunla da güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz, bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ve sizi çok bekletmek istemiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Nilkara İbrahimgil'in kulisine bağlanıyoruz. Efendim kulise bağlandık. Gördüğünüz üzere yanımda Nilkara İbrahimgil var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, sizi yıllar sonra tekrar aramızda görmek gerçekten çok mutluluk verici. Onurlandırdığınız ikinci kere çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok mutluyum burada olduğum için. Harika bir geceydi. Lefke Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde ikinci kez sahneye çıkmak nasıl bir duyguydu? Yani ben müthiş bir atmosfer hissettim zaten. Görevli olduğum için çok yapamadım ama bir ara arkaya kaçtım. Bangır bangır eğlendim yani. Ya harika, yani bence buranın hem bir ada oluşu, insanların çok sıcak oluşu diye bir şey var Kıbrıslıların bence ya da Kıbrıs'ta olanların, yani burası bence böyle bir enerjide bir yer. Geldiğim ilk zamanı da çok iyi hatırlıyorum. O zaman da muhteşem geçmişti, şimdi de çok güzel geçti. Gerçekten. Harika bir dinleyici vardı gerçekten. Ağzınıza sağlık, biz çok eğlendik. Teşekkür ederim, biz de çok eğlendik sayenizde, sağ olun. Nilkara İbrahimgil'in bu kadar hayran kitlesine ulaşmasındaki Suavi Bey'in rolünü merak ediyorum, babanızın. Yani babanız da çok ünlü bir besteciydi yani. Evet, ya benim babamı hep karıştırıyorlar. Şimdi iki tane Suavi çıkmış babam gençken. Bir tane sakallı olan Suavi. Bir tanesi müzikomaniyi söyleyen Suavi. Benim babam müzikomaniyi söyleyen Suavi. Bazen onu karıştırıyorlar. Babamın çok büyük etkisi var tabii ki. Bir kere her şeyden önce genlerinden. Onun dışında da tabii sürekli besteler yapan bir insan ve çok uçuk besteleri var. Yani benimkiler onunkilerin yanında çok sönük kalır. Gerçekten inanılmaz. Ben ona albüm çıkarmasını çok istiyorum tekrardan. Kobra diye şarkısı var, Bakkal Müslüm diye şarkısı var, Ahtapot'un Kolları diye şarkısı var. Benimkiler gerçekten sönük kalır yanında. O yüzden babamın çok çok büyük katkısı var tabii ki. Genetik bir şey o şarkı sözleri. Çok, o şarkı sözleri kesin genetik. Bir de tabii çocukluğumdan beri evde hep gitar çalıp beste yapan bir insanın baban olması da çok büyük bir etki. Peki Nilkara İbrahimgil ilk çıktığında da özgür kız olarak çıktı ve kadın haklarının savunucusu oldu bir nevi. Evet, sanat hayatında birçok isim var ama siz bunu kendinize bir misyon, bir görev bildiniz. Bunu size iten şey neydi? Yani bir şey yaşadınız, haksızlığa uğradınız. Bunun şeyi neydi? Çok merak ediyorum. Ya çok güzel bir soru. Bunu bana hiç kimse sormadı bugüne kadar. Ben kendime sordum. Haksızlığa uğramadım. Çok şükür çok sevilerek, değer verilerek büyüdüm. Bir kadın olarak da başıma hani çok kötü bir şey gelmedi. Bütün kızların, kadınların başına gelen bazı haksızlıklar belki, bazı eşitsizlikler olmuştur. Ben de bunu düşünüyorum. Belki anneannemden, babaannemden kalan bir miras diye düşünüyorum. Çünkü anneannem felsefe öğretmeniymiş. Onunla tanışamadım hiç. Babaannem şairmiş. Belki onların getirdiği o güçlü kadın olmanın ve o bayrağı taşımanın bir devamlılığı var. Kendime söylüyorum aslında bütün bunları ilk başta. O yüzden bence bu doğal olarak böyle oldu. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. İyi ki de olmuş çünkü gerçekten ihtiyaç vardı. Evet. Ve ben çok süblimiler bir şekilde değil de direkt gittiğini düşünüyorum bu mesajların. Evet. Ve inşallah da devam edersiniz. Çünkü bu misyon size çok yakışıyor ve bence sizin tacınız olmalı bu kadın hakları hakkında. Çok güzel söylediniz. İnşallah hak ederim bu sözleri. İnşallah böyle devam eder. Ben de çok seviyorum bu özdeşleşmeyi diyeyim. Süper. Son olarak konserlerin yanı sıra film müzikleri, reklam müzikleri, yani bir tını geliyor. O Nilkara İbrahimgil'in sesini duymasam bile ben diyorum ki ya bu kesin Nilkara İbrahimgil'in bestesi. Bu kadar aranılmak sektörde. Ya çok teşekkür ederim. Gerçekten reklam müzikleri yapmayı çok seviyorum. Çünkü ben çocukluğumdan beri, şimdi mesela biz seninle arkadaş olsaydık sen bana diyecektin ki ya benim bir arkadaşım var. Şöyle biri, böyle biri, böyle biri. Ben hemen ona şarkı yazacaktım. Çünkü çok seviyordum onları yapmayı. Sınıfta sürekli besteler yapıyordum. Yani kelimeleri alıp onlardan şarkı yapmayı, küçük melodiler yapmayı çok seviyorum. Ve reklam bu açıdan tabii beni çok canlı tutuyor. Bir anlamda da çalıştırıyor. Çünkü sürekli melodi üretiyorsun. O yüzden reklamı çok seviyorum. Film müziklerine bayılıyorum. Çünkü orada şöyle bir şey var. Kendi aklına gelmeyen bir senaryo. Başkasından sana ödünç gelen bir duygu. Mesela Kanatlarım Var Ruhumda'yı, Bir Küçük Eylül Meselesi filmi olmasaydı yazamayacaktım. Belki de hiçbir zaman öyle bir şarkı yazmayacaktım. O yüzden ve ne kadar sevilen bir şarkım oldu. O yüzden
filmlerle, yönetmenlerle, oyuncularla, senaristlerle böyle bambaşka bir dünyaya girip kendimden beklenmedik bir şarkı çıkarmayı da çok seviyorum. Çok teşekkür ederim öyle düşündüğünüz için. O film müzikleri yapmayı gerçekten çok seviyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Dinlemeye devam edeceğiz. Lütfen hiç yaşlanmayın. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bahar söyleşilerimizde, bahar şenliklerimizde Nilkara İbrahimgil konuğumuzdu. İyi ki gelmiş. İyi ki ikinci kez bizi onurlandırmış. Evet, teşekkür ediyoruz. Geldim. Hoşçakalın.